Hayırlı akşamlar Türkiye. Evimizde Türk hanımların evinde ekmek kalmadığını, zaman ne yapması gerektiğini hafifçe bir tarif edeyim. Şu an ben evimde ekmeğim var ama yine de lazım, yetersiz. Markete gidemiyorum. Markete gidemediğim için hemen çok an pratik. Her zaman market gitmiyoruz biliyorsunuz. Artık evlerde kapalıyız. Koronavirüsü bizleri zor durumda bıraktı. Allah inşallah hayırlısından kurtulmak nasip eder. Ben de kendim evde hemen pişirip sıcak sıcak servis yapabilirim diye. Her bayanın yaptığı. Yani biraz maya attım. Atmasanız da olur. Biraz tuz attım. Hemen onu şöyle bir karıştıralım. Pratik olaraktan her hanımın başaracağı bir şey biliyorsunuz artık evlerde kapalıyız. Her gün marketlere gitmemize gerek yok. Siz bunu fazla da yapabilirsiniz. Mayalı biraz fazla katarsanız başka hamurlar da yapabilirsiniz. Ama bunu hemen pişireceğimiz için biraz maya atarsak daha yumuşak olur. Sevgili hanımlar, biliyorsunuz Çin koronayı üretti. Yani aslında Çin değil, Rabbim koronayı dünyaya, insanlara, bizlere verdi. Bizler de tabii ki Rabbim'den gelen bu rahatsızlığı, hastalığı, virüsü inşallah Türkiye olarak yeneceğiz. Türkiye'miz başarıyla Müslüman bir devlet olarak da İnşallah çıkacağız bu virüsten. Dünya devletleri biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Bu virüste daha çok uğraşıyorlar, daha çok salgın onlarda. Biz de o kadar fazla değil. Şükürler olsun Türk hanımları, Türk insanları daha bu salgını hafif atlatıyoruz, daha bilinçli davranıyoruz. Evde kapalı olduğumuz için evde neyimiz varsa onunla idare ederiz. İdareli insanlarız. Hemen bu hamuru böyle toparladık diyelim. Toparlandı sayılır. 5 dakikamız almadı bile. Toplam 2 dakika. Biraz şöyle 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika bilemedim. Dinlendirelim birazcık, hemen kendini gelsin hamur. Evet sevgili hanımlar, şimdi hamurumuz bir 3-5 dakika dinlendi. Fazla değil, 3 dakika, 5 dakika arası. Hemen şöyle göstereyim. Parçalara ayıralım. Göz kararı fark etmiyor. Şöyle yumaklarımızı tutalım. Fazla un sökmemize gerek yok. Zaten hamurumuz normal yumuşaklıkta. Şöyle elinizin içinde bir portakal büyüklüğüyle biraz büyükçe olabilir. Portakal büyüklüğü olabilir. Bekletmedik. Mayamızı kattık. Ama çok azdı zaten maya. Az bir miktar. Bir çay kaşığı falan. Çorba kaşığı kadar yoktu yani. Küçük tatlı kaşığıyla bir kaşık katabilirsiniz. Biraz bekletirseniz, vaktiniz varsa
bu hamuru. Daha güzel olur. Hamur kendi kıvamını bulur. Bir yarım saat falan da bekletebilirsiniz. Hemen de yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Sevgili hanımlar, hemen şöyle hamurumuzu fazla büyütmeden, bayağı gelmemiş bir hamur zaten, biraz büyütelim. Yanında her şeyi yapabilirsiniz. Yeşillik, domates, salatalık, biber, ne varsa evimizde. Kahvaltılık. Hemen ben bir tane tepsimizi çevirdim. Şöyle ocağın üstüne. Siz elektrikli bir elektrikli bir aletle yapabilirsiniz. Herhangi bir elektrik ocağında. Bir yandan tekrar yazarsınız, bir yandan pişer. Evde kaç kişiyseniz, 3-5, ne kadar yanmak istiyorsanız kafanıza göre, hamurun miktarı hiç önemli değil. Şöyle gördüğünüz gibi ekmeklerimiz. Gördüğünüz gibi hemen yoğurup hemen yapabilirsiniz. Görüyorsunuz nasıl ekmeğimiz kabardı. Şöyle bakın. Şöyle ekmek tam sanki normal ocakta yapar gibi oldu. Şöyle yine göstereyim size. Şimdi normalde yağ da sürebilirsiniz. Ama size kalmış bir mesele. Ben şimdi şöyle bir tane kapağı bir iki yerinden delik açayım dedim. Sevgili hanımlar, ocaktan indikten sonra şöyle üzerine hafif bir şişeyi delik açtım. Şöyle gördüğünüz gibi. Üzerine hafif bir su, kuru olmaması için. Evde ekmeğimiz olmadığı zaman çaresiz kalmamamız gerekiyor. Hemen ne kadar gerekiyorsa o kadar bir miktar. Ekmeksiz kalmayız bu durumda. Çare her zaman vardır. Eminim çok seveceksiniz. Bu lavaş
tarzında. Görüyorsunuz ekmekler sanki normal saçlarda yapılıyor gibi. Ben normal bir tane eski kullanmadığım tepsiyi bıraktım. Yine göstereyim size şöyle bir daha. Şişeyi şöyle deldiğim şişeyle gene çok hafif. Tabii siz tereyağı, sana yağı sürebilirsiniz. İşte hafif yumuşak olmasını istiyorsanız sadece su da olur. Evde imkanlar ne olursa olsun hiç önemli değil. Elektrik ocağınız olmayabilir. Tavanız vardır. Tava yoksa, geniş bir tavanız yoksa, normal bir eski kullanmadığınız tepsiyle dediğim gibi yapabilirsiniz. Büyüklüğünü siz ayarlarsınız. Tepsiniz küçükse küçük, hamurlarınızı biraz küçük tutarsınız. Değişiklik olur. Ekmek zaten bunun yerini tutmaz. Hem daha tok tutar. Görüyorsunuz sevgili hanımlar, nasıl güzel ekmekler kabarıyor. Biliyorsunuz az bir maya koymuştuk. Bekletmedik tabii, biliyorsunuz yine. Bekletmediğimiz için bile fark etmiyor. Zaten hamurunuz eğer tam kıvamındaysa, görüyorsunuz şuna bakın. Maşallah. Çok güzel kabardı. Hiçbir zahmeti yok. Hemen sadece un, su, tuz, birazcık maya. Başka bir şey yok zaten. Evde un var mı? Tamam. Ateşiniz ocakta yandığı sürece, doğalgazımız çalıştığı sürece veya ki elektrik ocağımız olduğu için başka bir şeye ihtiyaç yok. Fazla kabarmadan hemen çevirin. Oklavayla da açabilirsiniz. Sizi göstereyim diye yaptım. Merdaneyle daha çabuk oluyor, fark etmiyor. Bir yandan da ocağımıza bakalım. Olmasa da olur. Merdane yardımıyla hemen hamuru şöyle açmanız yeterli. Hiç hamurdan anlamıyorum diyen bile yapabilir yani. Müzik
Görüyor musunuz diye hamurumuz nasıl yine kabarmaya başladı. Hafif çevirdik mi? Normal bir teneke bile olabilir. Ne olursa olsun şu alttakisi şöyle bir kalın saçsa o daha güzel olur. Görüyorsunuz. Ekmeğimizin altı üstü çok güzel oldu. Şekil hiç fark etmez. Nasıl yazarsanız yazın. Yuvarlak olacak diye bir kaide yok. Bakın nargile kızarmış. Hafif şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi bakın ekmeğimizin güzelliğine. Ocağı boş bırakmayalım. Hemen sıcak pişsin.
Gördüğünüz gibi yine aynı. Hepsi çok güzel oldular. Görüyorsunuz. Hepsi aynı. Son hamurumuzu yazalım. Ne kadar fazla yaparsanız fark etmiyor. Poşetleyip dolaba koyabilirsiniz. Soğuduktan sonra. Bayatlama diye bir şey yok. Kesinlikle bayatlamaz. Günlük tüketmek gerekmiyor. 10 günde durabilir. Buzluğuna atabilirsiniz. Önemli olan fazla un koymamanız. Fazla unla yazarsanız ocak is yapar. Biraz tüter. Tütmesini istiyorsanız unsuz yazın. Hafif şöyle. Bir tepsinin üzerinde de yazabilirsiniz. Mermer üstü olabilir. Ocağınız da hiç önemli değil. Ne varsa elinizde onunla yaparsınız. Evet sevgili hanımlar, dediğim gibi bu ekmek evde tüketilebilir. Çok güzel bir ekmek oldu şu an. Sizlere de beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz. Mis gibi lavaş tarzında. Evde lavaş. Çok nasıl basit kolay yapılıyor. İmkan olmadığı halde bile evde görüyorsunuz. Korona bize eve tıktı. Biz tıkıldık tabii ki mecburiyetten. Evde kalmamız gerekiyor sağlığımız için. Devletimize, milletimize, Müslüman alemine sağlık saat diliyorum. Evde ekmeklerimizi kendimiz yapalım. Marketlere gerek yok. Son ekmeğimi de koyuyorum. İster hafif bir tereyağı sürüp yumuşatabilirsiniz. İsterse dediğim gibi ıslatabilirsiniz. Dolabınızı bir poşetleyip fazladan da yapabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, ekmeklerimizi pişirdik. Sizler de deneyin, yapabilirsiniz. Çok basit bir ekmek. Hepinize afiyet olsun, sağlıklı ve saatli kalın, evde kalın. Teşekkür ediyorum.